12 Ekim Perşembe Yeni Şafak Yazarı Rasim Özdenören Yazısı Korkunun Ecele Faydası Korkunun ecele faydası yok diyor atalarımızın bir sözü. Acaba Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu romanının kahramanı bacağından ameliyat olmayı beklerken ameliyatı sırasında en çok korkmaktan korktuğunu söylüyordu. İstiyordu ki ameliyata korkusuzca cesurca tahammül etsin ve operasyon öylece sonuçlansın. Ama böyle düşünmek bir bakıma can taşımıyor olmayı tazammun etmiyor mu? İnsanın canının acımayacağını düşünmesi ancak canının var bulunmamasıyla kaim olabilir. Canlı gövde acı duyar. Canlı gövde en pörsümüş halinde bile acı duymaya istidatlıdır. Acı duyma istidadının ortadan kalkmış olması demek o gövdenin ölü hale gelmiş olmasıyla eş anlam taşır gövde ne denli canlıysa bu demektir ki nedenli genç ve körpe ise onun acı duyma istidadı da o denli yüksek olur. Böylece acıyla canlılık, canlı olmayla da gençlik arasında ilgileşim bulunduğunu söylemiş oluyoruz. Hacı Yusufi Hemedani canlı avunup teselli olan kişidir diyor ve ekliyor. Hayatta avunmak teselli olmaktır. Ancak canlıların, mahlukatın teselli ve huzur bulma yerleri farklıdır. Çünkü dünya metaıyla huzur bulup avunma konusunda tüm hayvanlar, böcekler, vahşi ve ehli hayvanlar, kuş ve balıklar ortaktır. Demek ki canlı olmanın ve canlı kalmanın asgari şartı dünyayla irtibatlı bulunmaktır ve dünyayla irtibat kurma hususunda insanla böcek aynı seviyede durmakta ve bulunmaktadır böcek ve hayvan makulesindeki öteki mahlukat için dünya irtibatı yalnızca canlı kalmak gibi bir işleme sahiptir. Bu nedenle hayvanlarla aynı seviyede yaşamayı talep eden insan için bırak onları, yesinler, zevk alsınlar, ümit onları avundursun, ileride görecekler denilmiştir. Gövdenin canlı ve sağlıklı biçimde muhafazası, insanın asıl yurdu olarak gösterilen ahiret hayatına hazırlanabilmesinin ön şartı olarak görünüyor. Bu bakımdan gövdenin acı duymasından kaygılanıyoruz. Acı duyma doruk noktasına ulaşınca belki de acı zıddına inkılap edecek ve acı duyulmaz hale gelecektir. Ölü olma hali. Romanın kahramanının korkmaktan korktuğunu böyle de okuyabiliriz acı duymak, bir bakıma emaneti muhafaza edememek anlamına gelebileceği gibi, bir bakıma da acının zıttına dönüşmesini tazammun eden bir anlama da çekilebilecek ve ölüm korkusuyla eşleşebilecektir. Acı çekmenin hayatta kalma istenciyle örtüştüğü de söylenebilecektir böylece.